Bu haftalık da huzurlarınızdayız. Bu hafta da sizlere güzel program hazırladığımızı umuyoruz. Ve bu hafta sizlere çok farklı bir yerden sesleniyoruz. Nereden sesleniyoruz? Aygünler Helal Et Pazarı'ndan sesleniyoruz. Hem buradaki et pazarımızı siz günün dostlarına tanıtacağız. Akabinde de hasbihallerimiz olacak diyoruz. Buyurun önce bir et pazarını tanıyalım. Akabinde biz tekrardan sizlerleyiz. Aygünler Et Pazarı'nın yetkilisiyle beraberiz. Ahmet Bey'le beraberiz. Şimdi Ahmet Bey'i bir tanımak istiyoruz. Efendim merhabalar, Ahmet Aygün kimdir? Merhabalar, hayırlı günler efendim. Ben Ahmet Aygün. Yıl 1967'den beri Almanya'dayım. Ve takriben 18 yıl önce bu iş yerini kurmaya niyetlendik ve kurduk. İlk Türkiye'den gelen işçilerin sorunları malum ta o zamandan beri et sorunu olduğundan dolayı ta ki geçen yıllara kadar bizim de mesleğimiz, öğrenmiş olduğumuz meslek kasaplık olduğundan dolayı böyle bir iş yeri kurmak zorunluluğunu duyduk. İnsanımıza, dostlarımıza, Alman halkına bilakis herkese bir hizmet olsun, tertemiz bir şekilde bir hizmet yapalım diye düşündük. Evet Ahmet Bey, şimdi iş yerimizi tanımaya başladık. Şu anda neredeyiz? Malın giriş çıkış bölgesi. Burası gördüğümüz şekilde kamyonların yanaştığı bölge, rampa dediğimiz. Raylı sistemle malı indirme olaylarını bu bölgede yaparız. Siparişlere göre, müşterinin arzusuna göre sabahları, akşamdan planı yapmak suretiyle tabii ki, sabahları Hasan'a 3 tane, Osman'a 10 tane, Niyazi'ye 5 tane yapmak suretiyle buradan çıkar. Yan taraftaki kemiksiz hanede 5 tane mevcut personelimizle işçiliğe başlarız diyeyim ben size. Oradan da nakliye, kendi arabalarımızla müşterinin evine kadar veya da iş yerine kadar kendimiz getiririz. Satış çapımızın çap içerisi aşağı yukarı 300 kilometredir. Pforzheim'den tutalım, Vorarlberg, Avusturya'nın Vorarlberg şehri kadardır. Şu anda günlük çalışma yaptığımız soğuk hava deposu. Burada tezgah günlük işlediğimiz etler var, muhtelif parçalar var. Kıyma makinesi, kıyma makinesi tarafımızda defterimiz var. Muhtelif et parçalarını destereyle veyahut da kemikli eti destereyle kesiyoruz. Güzel bir şekilde, temiz bir şekilde, soğuk bir şekilde hazırlıyoruz. İtinayla hazırlıyoruz. Buradan da dışarı tezgah çıkıyor. Şu anda dükkanımızın tezgah bölümünde, halka satış bölümündeyiz. Kemikli, kemiksiz, efendim özel parçalar, sırtlar, bonfileler ve daireler, bildiğimiz envai çeşit dananın, kuzunun parçalarını burada satmaktayız. Kıymamızı az önce de belirttiğim gibi saatlik veya anlık müşteri istediği anda taze taze çekik veriyoruz. Efendim Aygünler kasabındaki hasbihallere başladık diyelim. Sağ tarafımızdan başlayalım, sünnettir. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Sefa, Karadenizliyim, Sakarya'da kalıyorum. 74'ten beri de Almanya'dayım ve Aygünler'i tanıştığımızda sürekli buraya gelirim. Niçin buraya geliyorsunuz? Helal olduğu için, helal kestiği için, temiz, hijyenli, güzel. Peki hem Sakarya'da hem Avrupa'da sizleri tanıyan dostlara bir yeni yıl mesajınız olur mu? Evet olur, sağlık, huzur ve bu terör olaylarında şiddete karşı da bu. Herkesin yeni yılının mutlu olmasını dilerim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim sol tarafımıza dönüyoruz. Bir kardeşimiz daha var. Onu da bir tanıyalım. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kemal Öztürk, Kırşehirliyim. 73'ten beri Almanya'da yaşıyorum. Devamlı etimizi buradan alıyoruz. Sağlıklı, hijyenli, temiz olduğu için de, güvendiğimiz bir kişi olduğu için de her zaman buraya geliyoruz. Etimizi de, kurbanımızı da burada kesiyoruz. Kırşehirliyim dediniz. Kırşehirli misiniz, Kırşehirli misiniz? Kırşehirli. Sizin de mutlaka tanıdıklarınız, sevdikleriniz izleyecek bu programı. Onlara nasıl bir yeni mesajınız olurdu?
Yeni yıl ilk önce kendi memleketimize, Türkiye'mize huzur, barış isteriz. Terörün ortadan kalkmasını komple isteriz. Ve hepsine de huzurlu, nice mutlu yıllar dilerim. Yani önce de sağlık geliyor. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bu güzel hasbihal için diyoruz. Efendim Ahmet Bey bize tesislerini gezdirdi. Gerçekten çok hijyenik, tertemiz bir tesis gördük. Birçok yerde göremediğimizi gördük. Kutluyoruz başarılarından dolayı. Ahmet Bey, bundan sonraki hedefler nelerdir? Şimdi efendim, bundan sonraki hedeflerimiz şu ana kadar çalıştığımız bir şekilde temiz, helalinden insanlarımıza, Almanlara ya da bütün insanlara aynı bu şekilde daha da iyi hizmet etmektir. Ve niyetimizde, planımızda, projemizde yan tarafı almaktır, iş yerimizi büyütmektir, biraz daha fabrikasyona girmektir, niyetlerimiz bunlar. 2017 için sizleri tanıyanlara, sevdiklerinize, müşterilerinize nasıl bir yeni yıl mesajınız vurdu? Hay hay efendim, bütün müşterilerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza, bütün bizi tanıyan herkese yeni yılını kutlar, uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler dileriz. Eyvallah. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ettik. Sizleri burada misafir edebildiğimiz için. Eyvallah. Efendim Ahmet Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel hasbihal için. Siz gönül dostları için bir başka mekana yol alıyoruz. Nur Seda Albayrak'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Hep ben mi yandım, ben de gülemedim. Yalan dünyada, hep sen mi yandın, hep sen mi yandın. Ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Evet dostlarım, programımızın bu bölümünde sizlere Esin şehrinden sesleniyoruz. Esin şehrinde bir açılış var. Hem açılışa katılacağız hem de vatandaşlarımızla yeni yıl mesajları alacağız diyoruz. Daha önce 4'ta merkezi olan Turp Hastanesi'nin Esin Şubesi'nin açılışı var. Hep beraber buyurun, önce bir açılışımıza geçiyoruz. Evet efendim, şimdi Esen'deki Nur Hastanesi'nin açılışına geçiyoruz. Evet, şimdi bugün Esen'in Kıray bölgesinde yeni ve büyük bir Türk işletmesinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Az önce işte arkadaşlarımızla konuştuk, 30 kişinin burada istihdam edildiğini söylediler. Bu çok büyük bir rakam, esaslı bir rakam. Aynı zamanda kendilerine ilk sorduğum şey çıraklık eğitimi, Ausbildung verip vermedikleri. O konuda da zaten hazırlık olduklarını anladım. Büyükte memnuniyet duydum. Yani bugün bir kere daha görüyoruz ki Türk toplumu Almanya'nın ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Bununla da yetinmiyorlar. İşte gençlerimizin meslek sahibi olması konusunda da üzerlerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getiriyorlar. O yüzden hani geldiğimize değmiş, böyle güzel bir tesisi görmekten çok büyük mutluluk duydum.
hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Bereketli olsun inşallah. İşte arada biz de, bize de çok yakın. Gelip çayınızı, kahvenizi içeceğiz inşallah. Bakalım. Peki. Şubelere inşallah. Çok merak ettim. Şaşarlar dilerim. Hayırlı kazançlar. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Esin'deki, Esin Kray'daki Nur Pastanesi'nin yeni şubesini açmış bulunuyoruz. Şu anda yanımızda yetkilileri var, Şinasi Bey ve eşi var. Sıcağı sıcağına duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Öncelikli olarak şahsım adına ve temsil etmiş olduğum kanalımız adına kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir mekan açmışsınız. Rabbim inşallah hayırlı, bereketli, bol kazançlar versin diyorum. Ve duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum Şinasi Bey. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Üçüncü şubemizi bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Bu mutluluğu ve heyecanı ile size konuşuyorum, şu anda hitap ediyorum. Bu Esen şubemizde bir özelliğimiz konsolosluğa çok yakın olmamız ve bir merkezde olmamızdan alakalı. Çok arzu ediyorduk burayı açmak için. Yaklaşık 1,5 senedir de emek veriyoruz içeriye. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz her şekilde. Eyvallah. Biraz kapasiteden bahsedin. Ne kadar insan çalışıyor, ne kadar insan gelebilir? Evet, ilk etapta 30 tane personelimizden işimize başladık. Bu ileride 50 personele kadar burada çıkacak. Yaklaşık oturma alanı bahçemizden beraber 260-280 kişi kapasitemiz var şu anda. Peki hedefte 3 ile kalacak mıyız, yoksa yeni Nur Pastanesi şubeleri gelecek mi? Evet, şimdilik biraz dinlenmek istiyoruz. Öncelikle 3 ile kalalım diyorsun. 3 ile kalalım. Ya bütün ürünlerimizi tek tek kontrol ediyorum ben. Kendim şahsım ilgileniyorum. Ustalarımızdan, personelimizden. Bunu daha profesyonel şekilde geçirdiğimiz takdirde düşüneceğiz ileride. Buradaki ürünlerin büyük bir bölümünü kendiniz üretiyorsunuz. %90'ını kendimiz üretiyoruz. Yani o 10, %10'luk bölümde içecektir vesairedir yani. Eyvallah. Bir de Yenge Hanım'a dönelim. Merhabalar, ben Handan Çorbacı. Bugün 3. şubemizin açılışında bulunuyoruz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluyuz. Evet, müşterilerimiz istiyordu. Biz de o isteklerini gerçekleştirmek için büyük bir uğraşlardan sonra burayı da açmış bulunmaktayız. Türkiye tadında kahvaltı sunmaya devam ediyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz. Tabii ki adres Türk Hastanesi Esin Kay. Eyvallah. Bir de yeni yıl geliyor. Sizlerden tanıdıklarınıza, sevdiklerinize, müşterilerinize bir yeni yıl mesaj alalım. Evet. 2016'dan deneyimlerinizle 2017'nin daha iyi geçmesini istiyorum. Tecrübelerimize dayanaktan da. 2006'yı örnek alalım. Vatandaş olarak, bir Türk toplumu olarak. İnşallah 2017 daha iyi geçecek. Ve umut ediyorum. Herkese de hayırlı uğurlu olsun temennimle. Ben 2016'nın bize çok uğurlu geldiğine inanıyorum. İnşallah 2017'de bizler için de herkes için çok iyi olacağını düşünüyorum ve temenni ediyorum. Şimdiden yeni yıllarını kutluyorum. Eyvallah. Biz de sizlere bu güzel hasbihal için teşekkür ediyoruz. Evet efendim, aileye başarılar diliyoruz. Gerçekten konsolosluğa çok yakın bir mekanda. Geniş, ferah, nezih bir yerde. Ortam da çok güzel. Sanki kendinizi Türkiye'nin herhangi bir şehrinde gibi hissedeceksiniz diye düşünüyoruz. Bizleri, bu yakında ve uzaklık olanları en azından bir defa görmeye davet ediyoruz. Biz hasbihallere devam ediyoruz.
Saray'daki yeni açılan Nur Pastanesi'nin içerisindeyiz. Şimdi buraya gelen vatandaşlarımıza kısa hasbihal edeceğiz. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa Can, Dortmund'dan geliyorum. Nasıl ilk itibar, içerik, içerideki mobilya, dekor, yemekler? Vallahi çok güzel benim için. Ama gelip görmek lazım. Bu anlatılmaz bir şey. Yani herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Sonra bir de yeni yıl mesajı alalım. Sevdiklerine, tanıdıklarına. Bütün dünyanın, sadece İslam alemine demiyorum, bütün dünyanın yeni yılını terörsüz, sevgi dolu, ölümsüz, yaşam dolu, böyle cennet gibi bir dünya olmasını diliyorum herkes için. Allah bütün kötülüklerden bütün insanlığı korusun. Amin diyelim. Bir de yenge hanımı tanıyalım. Ayşe Açar. Ayşe Hanım, siz nasıl buldunuz Nur Pastanesi'nin Esin şubesindeki yeni yerini? Çok güzel, ben çok beğendim burası. Çok geniş, ferah, çok güzel. Sizden de bir yeni yıl mesajı alalım. Herkes için mutluluk diliyorum. Sevgi, mutluluk, huzur. Kameraya bakıyorsunuz, sevdiklerinize. Ne diyeyim? Hepinizi çok seviyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, Nur Pastanesi'ndeki hasbihaller devam ediyor. Tabii aynı zamanda yeni yıl mesajları devam ediyor. Bir hanım kardeşimizle beraberiz. Tanıyabilir miyiz? Adım Songül. Songül Hanım, burada Esen'le mi oturuyoruz? Evet, ben burada oturuyorum, yakın oturuyorum. Peki, bugün burada bir pastane açıldı. Sizce doğru bir karar mı? Bence güzel olacak, doğru bir karar. Çok güzel, bana göre çok mükemmel, çok güzel, hoş yapmışlar. Bir de çok titiz çalışıyorlar. Bu çok önemli benim için. Temizlik, ön planda bu önemli benim için. Son olarak, yeni yıla az kaldı. Nasıl bir mesajınız olurdu? Yeni yıl, umarım yeni yıl tüm insanlara sağlık, huzur verip getirir. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Nur Pastanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Güzel, nezih bir yer. Şinasi kardeşime ve ekibine başarılar diliyoruz. Biz siz gönül dostları için bugünkü programı burada noktalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.